Merhaba arkadaşlar, Ocak Butik kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün Şen ablanın atölyesine gideceğiz birlikte. Bize okul açıldı ya, bize şimdi yeni yeni kendin yapılar yapacakmış, öyle söyledi bana. Ben de size söyleyeyim dedim. Kolay şeyler yapıyor, hatta geçen gün yaptığı kalemliği ben yaptım. Size göstereceğim onu. Şimdi yine yeni bir şey yapacakmış ama ne yapacak bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Merhaba arkadaşlar, Ocak Butik kanalına hoş geldiniz. Aa, ne oluyor orada? Sesler. Kim var orada? Aa, Mira. Ay, ay, of. Ay, ben siz açacağım diye çok korktum. Aslında ben açılış yapmıştım ama. Ha, açılış mı yaptı? Nasıl yaptın açılışı? Benden habersiz. Ne yapacağımı söyledin mi peki? Aa, yok, bilmediğim için söyleyemedim ne yapacağını. Evet, şimdi çok güzel bir kendin yap yapacağız. Hadi gelin malzemelere bakalım ha. Bakalım mı? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi renkli kağıtlarım, evalarım hepsi burada. Makaslarım, bir küçük bir büyük makasım var. Kurşun kalemim, silgim. Evet, şöyle A4 kağıtlarım var. Bir tane de şöyle bir defterim var. Bu defter ne işe yarıyor diyeceksiniz. Bu defter şöyle. Not aldığım defter, eski bir defterim benim. Böyle notlar almışım içine. Hatta çok da birkaç sayfası vardı, kestim, attım arkadaşlar, temizledim. Şimdi bunu renklendireceğim, birazcık daha renkli bir şey yapacağım. Not defteri haline getireceğim. Siz de böyle kullanmadığınız ya da eskimiş işte sayfaları temizleyerek yeni bir hale getirip yeni bir not defteri yapabilirsiniz. Şu şöyle oluklu kartonlarım var. Bunlardan birini fon yapacağım. Bunun üstüne çalışacağım. Ne yapacağım? Gökkuşağı yapacağım arkadaşlar. Eylül ayındayız. Yağmurlar başladı. Başlayacak daha doğrusu. Ve yağmur sonrası biliyorsunuz çok güzel bir gökkuşağı oluşuyor. O gökkuşağını yapmak istedim. Şimdi şöyle simli evalarım var. Bu evalardan da gökkuşağını yapacağım. Renklerim, çok fazla rengim de kalmamış açıkçası. Bunlar var. Bunların arasına oluklu kartonlardan da eklemeler yapacağım. Evet, hadi başlayalım. Defterimin şurasında şöyle bir plastik var. Onu alacağım. Çok gerekli değil çünkü. Evet, şimdi şuradan silikonlayacağım ya da normal tutkalınız varsa onunla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapıştıracağım. Şöyle bir kap elde edeceğim. Ondan sonra bunun üzerine çalışacağım gökkuşağı. Şuralardan keseceğim. Şuralardan. Her tarafını düzelteceğim. Ondan sonra gökkuşağı yapacağız arkadaşlar. Evet, şimdi bir tane şöyle yuvarlak çizdim. Acele ettim biraz. Erken kestim. Şimdi bir tane göstereceğim ama nasıl çizeceğinizi. Şimdi bu birazcık büyük geldi. Tabii defterimiz biraz ufak olduğu için siz daha büyük defter yaparsanız ölçü alarak yapın. Benim defterim küçük. Şimdi defterimin şöyle ilk gökkuşağın rengi kırmızı. Tamam. Şuradan ben kestim hatta. Biraz daha küçülttüm. Şuralardan da böyle bir boşluk olsun. Daha böyle üç boyutlu olsun diye biraz büyük bıraktım. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir yuvarlağım var. Ben bunu tamamen göz kararı çizdim arkadaşlar. İsterseniz siz yuvarlak bir şeyden yardım alarak da çizebilirsiniz. Şimdi bu bunun içine gireceği için şunu şöyle baz alacağım. Yani bunun aynısını çizeceğim arkadaşlar. Şunu şöyle bırakayım. Evet. Şimdi bu biraz daha küçük olacak. Çünkü onun içine girecek. Şöyle yapayım. Bunu pergelle de yapabilirsiniz isterseniz ama pergelle de çok yuvarlak olacak. Tam böyle yuvarlak olsun da istemiyorum.
altında ne varsa onu kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi minik makasımla şöyle yeşili de keseceğim. Evet, bunlardan şimdi elimde kaç tane evam var? 1-2 evamın rengi az olduğu için yine bu oluklu kartondan da yararlanacağım. Pembeyi kullanacağım. 3-4 tane daha renk keseceğim arkadaşlar. Bunları alt alta. Ondan sonra yapıştıracağım. Şimdi onları yapıp geliyorum. Siz de yine elinizde kaç tane eva varsa böyle alt alta kesip yapıştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bunların hepsini böyle arda arda yapıştırdım. Bunların hepsi eva değil. Onu da söyleyeyim. Şu sevdiğim kağıtlar. Böyle rengi dönüyor. Çok böyle alacalı bulacalı bir kağıt bu. Hatta üstü baskılı desenli. Kendinden desenleri var. Çok fazla evada renk olmadığı için ben de bunlardan araya kattım. İşte oluklu bir tane kattım gördüğünüz gibi. Siz de böyle evde ne varsa bütün malzemeleri rahatlıkla kullanabilirsiniz bence. Hiç önemli değil hepsi eva olsun ya da olmasın. Farklı farklı şeylerden yapabilirsiniz. Kartonlardan yapabilirsiniz. Şimdi hatta gördüğünüz gibi çok böyle düzgün de değil buraları. Buraları özellikle çok fazla uğraşmadım düzeltmek için. Yarada Şen abla da böyle bak eğri büğrü yapabiliyor. Siz bazen diyorsunuz Şen abla biz senin gibi yapamıyoruz diye. Şen abla da bazen yamuk yumuk yapıyor işte gördüğünüz gibi. Ama çok önemli değil buralara çünkü bulutlar gelecek. O yüzden çok fazla detayına takılmadım. Bulutları da yine bu beyaz simli evadan yapacağım. Evet şimdi bulut çizelim bakalım. Evet, böyle basit bir bulut yapacağız. İki yanına koyacağım. Belki bir tanesini daha küçük yapabilirim. Birazcık daha yumuş. Şöyle yapabilirim. Şöyle hatta. Şöyle yapacağım. Şunu yukarıya çekeceğim birazcık daha. Evet. Bir bulutumu şöyle büyük yapacağım. Bir tanesini de şöyle birazcık daha küçük yapacağım. Bu biraz tabii taştı. Benim defterim minik bir defter. Daha büyük deftere yaparsanız daha rahat yaparsınız ama hiç önemli değil. Büyük de olabilir. Daha güzel 3 boyutlu bir kapak yapmış olursunuz defterinize. Evet bu büyük bulutumuz. Buraya da bir tane küçük bir bulut çizeceğiz. Evet, bulutlarımı da taktım. Şimdi şu fazlalıklarımı temizleyeceğim. Şu arkası böyle zaten gözükmeyeceği için arkadaşlar çok önemli değil. Şimdi bulutların şu alt kısmını temizleyeceğiz. Ondan sonra defterimize yapıştıracağız. Evet, gördüğünüz gibi hazır gökkuşağımız gayet güzel oldu. Farklı materyaller kullandık ama hepsi birbirine güzel uydu bence. Evet, evdeki bütün renkli kartonlarınızı, evalarınızı, her şeyinizi kullanabilirsiniz burada. Şimdi bunu yapıştıracağım. Ama bitmedi. Bir sürprizim daha var. Biraz daha süsleyeceğiz. Biliyorsunuz Şen abla süsü seviyor. Biraz daha şuralar sanki biraz boş kaldı. Şimdi birazcık daha bir şeyler yapacağım. Geliyor birazdan. Evet, bir tane şöyle keçelerden hazır yapılmış bir şey almıştım. Horoz almıştım. Bunu nerede kullanırım diye düşünüyordum. Buna tam da böyle uyumlu oldu. Gökkuşağımız var, bir de horozumuz olsun. Horozun altına da şöyle evadan artan bir yeşil evam vardı. Onunla şöyle çim yapacağım. Şöyle ben minik minik
çizmiştim. Keseceğim onları. Evet, hepsini yapıştırdım. Hatta bu arada benim dikkatimi bir şey çekti. Bizim horoz da böyle gökkuşağı gibi renklerle uyum içerisinde. Şurada bir tane ufak bir beyazlık vardı, görmüşsünüzdür belki. Orayı da böyle çimlerle kapattım. Hatta şu elimde kaldı, bunu kesmiştim. Bunun kesilen yeri. Bunu da hemen şuraya dedim şöyle yapıştırayım. Bu da böyle bunun çimin devamı olsun. Evet, hiçbir şeyi atmıyoruz arkadaşlar. Her şeyi değerlendiriyoruz. Onu da şimdi 2 dakikada yapıştırayım. Elimizi yakmadan yapıyoruz bu işlemleri. Yavaş yavaş, acele etmeden. Silikonla biraz çalışınca böyle. Evet, vallahi güzel oldu. Renkli renkli. Böyle bir defterimiz oldu. Defteri de önceden temizlemiştim zaten. Arka tarafı boş bıraktım. Önü zaten dolu. Şöyle büyükçe bir gökkuşağım oldu. Arkaya biraz taştı. Hiç önemli değil. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet, ne yapıyoruz? Oyuncak Butiğim kanalını takip etmeyi unutmuyoruz. Abone oluyoruz. Instagram hesabından da Oyuncak Butiğim'i takip ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben gidip kızlara göstereyim bunu. Kızlar kıskanacaklar, isteyecekler hatta. Bakalım belki onlara da mini minnacık bir not defteri yaparız. İster misiniz? Seviyorum sizi. Görüşmek üzere.